Hüseyin'in günü için hazırız. Bakalım arka tarafta hazır mı? Hemen şöyle geçeyim yarışmacılar. Ben bir kontrol edeyim. Ah, hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok mersi. Şöyle geçiyorum. Aynen. Şöyle alayım ben. Aa, bakırlar. Evet. Harika. Ay, çok güzel. Senin tabii bunlar. Aynen. Eski iş yerinden mi bir kıyak geçtiler sana, evinde mi vardı? Eski iş yerinden de kıyak geçilen oldu. Bir nevi evde olanlar da vardı açıkçası. Aman çok hani güzel. Gel gel. Ay, evet. Bayıldım. Hep diyoruz ki yöresel lezzetler yapıldığı zaman, traditional lezzetler olduğu zaman yemekler böyle kaplarda sunulması lazım. Değil mi? Biraz vallahi da oraları çok andırmak gerekiyor. Bir otantik değil mi? Bir dokunuş, bir rüzgar, bir esinti çok güzel olmuş. Çünkü menümüz yöresel. Evet. Sen nereliydin? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Şanlıurfa'dan yemeklerimiz var. Şanlıurfa'ya bir kez daha selam olsun. Vallahi bayıldım. Şöyle ayranlar içinde bakır kap olaydı bak. Böyle isterseniz hayran tasım var. İşte bu yayık ayranı. Gelme, kendin çıkman lazım. Maalesef. Market ayranını ben bunu da içemem, beni bozar. Neyse. Şaka yapıyorum. Selam. Görsellik açısından hoş geldiniz. Aydın 2000 artı bugün Cardi B. Hoş geldiniz. Merhabalar. Rizzo gelir artık, bakacağız. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyursunlar, buyursunlar. Gelin. Renkli yarışmacılarım. Bakırlarca. Merhabalar. Merhabalar. Eliza sen misin? Evet. Medusa zannettim bir an. Gel gel, yaklaş. Evet, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. İkinci günümüzde sevgili Hüseyin yarışıyor. Hoş geldiniz. Menüsünü duymuşsunuzdur. Güğümler, bakır kaplar sizi karşıladı. Ben beğendim. Bilmem siz beğendiniz mi? Evet. Sayın Cardi B. Evet. Yani İlk senden başlayalım. Bugün de pembişler pek yapışmış. Evet, teşekkür ederim. Beklentimiz böyle bir masaydı. Öyle mi? İnşallah lezzetleriyle devamı gelir. İnşallah. Güzel ama masa. Evet, masa güzel. Menüye uygun. Menüye uygun. Beğenmenizi sevindim. Yani ben gıldırgıcık yerine bir çiçek tercih edilmesini. Ne yerine? Gıldırgıcık, boncuk gıldırgıcık yerine. Gıldırgıcık yani, çorbası geldi. Valla onu bizim memlekettekiler durmasın ama hani öyle bir şey belki hayatınızda ilk kez gördünüz, tercih etmeyebilirsiniz ama. Çok daha güzellerini gördüm. Hayatınızda böyle bir şeye sahip olmamışsınızdı. Yani bu bakın, özel diğeri de bakın. Ay çok güzel ya. Valla kusura bakmayın, basite alamazsınız çok... yani. Ay valla. Yani dün değerli kıymetli bunlar. Mumlar vardı, şeyler. Mumlar vardı. Sizin masanızda bizim arka şey mahalledeki yok. Dönercideki hayır, baharatlık yani vardı. Ama o da bir şey. Yani arka mahallede dönercide olmayan baharatlık vardı. O da dönerciye de konulmayacak bir baharatlıktı. Ona gıdır gıcık diyeceğinize siz masanıza baksaydınız. Benim masam çok güzeldi. Sade ve şıktı. Bu kadar gözü yormuyordu. Sade ve şıktı değil. Sade ve bomboştu. Çok güzeldi. Bomboştu. Mumluklar vardı. En azından. Sen şimdi burayı beğenmedin mi Özen? Yani çok gözü yoruyor. Gözü yoruyor diyorsun. Evet. Ne Burak yoruyor mesela? Ne yoruyormuş, pardon. Yani bardaklar, tabaklar, bakırlar, o boncuklar. Yani Allah bir sürahideki boncuk, bakır olması, süsü, çiçek yok masada. O bir görsellik kattı bana göre. Olsaydı daha güzel olabilirdi. Burada yani bilmiyorum ama bilemedim. Sizin masayla kıyaslanamaz. Evet. Sen ne diyorsun Eliza? Ben diyorum ki gerçekten Urfa konseptine uygun olmuş. Yalnız şuradaki sürahinin ortada olmasını beklerdim. Burası böyle yatay bir şey olmuş. Ortaya koysaydın o sürahini. Ona ayran dolduracağım dikey için bir hani unsur katmak. O sorun değil. Onu alıp ortaya da bırakabilirdim ama şey değil hani. Alabilir miyiz onu? Ayran koyacağım için. Aa, dur, dekorasyon yapıyor. Boncuklu olanı. Koyabilir misiniz? Mı? Bakın ne kadar şık duracaktı. Ama belki oraya yemek mi koyacaksın? Oraya aynen ben yemeğimi, ana yemeğimi ortada servis edeceğim. Hayır, evet, girerken evet mesela böyle görmüş olsaydık görsellik. Olabilir, doğru fikir. Aslında olabilir, doğru. Şık olabilir, daha güzel olurdu. Murat, evet. İskoçyalı. Şimdi geleneksel Urfa yöresine ait bakır, çanak, sürahiler. Ben sadece ikramlıkların ortada olmasını beklerdim. Çiçek bu masaya gelmez. İkramlıkları hani sadece ortada olabilir. Masa geneli bence çok güzel. Düne göre yine daha ikram edebilirim. Çok daha sorun güzel değil, ortaya doğru alabilirim. Ben çok beğendim masanızı. Gerçekten kaliteli. Tam Urfa yöresine ait. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi güzel. Çok yani böyle yani hani Güneydoğu'da biraz veya yöresel lezzetler yapan yerlerde, İstanbul'da da başka evet şehirlerde de böyle masalar olur yani. Dediğin gibi şu ortaya gelebilirdi. Evet, ikramlık ortaya gelebilirdi. Biraz uçta kalmış. Almak isteyen olursa o zaman ama yani sorun da değil ama genel itibariyle ben beğendim. Ben de çok beğendim. Vallahi tam Urfa yöresine ait. Bir de ben çok severim.
Bakır bence. Falan. Bakır cezve, bakır böyle bak yayık ayranı elinde çırpmış. Ya çok güzel. Desem de inanma. Böyle mi veririz ilk lebeniye çorbası? Aynen lebeniye çorbasıyla başlayacağım. Lütfen kolay gelsin. Her şey tamam herhalde. Orada tamam şey yok eksik yok. Düşünüyorum. Peki Özen Hanım'ın kendi masası beğenilmediği için bugün Hüseyin Bey'in o görsel, görünmüş şık masasını beğenmedi. Özen Hanım'ın beğenmemesi hem masa düzeni kalabalık olması Özen Hanım'ı tamamen boş yaptığına delalet bir yorumdu. Bence masası gayet iyiydi. Nerede çiçek çiçek niye getirmediğiniz diyen Hüseyin Bey bugün çiçek bulundurmayıp onun yerine gıldırgıcık bakır boncuk tercih etmiş. Menü nasıl peki? İskoçyalı. Şöyle öncelikle Urfa yöresine saygımdan dolayı şalvar giydim bugün. MC Hammer'la Urfa yöresine ait bir şalvarla geldim. MC Hammer'la Haydar evet. Usta karışımı bir şey olmuş. Evet öyle bir şeyle geldim. Ya bayıldım. Teşekkür ederim. Senin var mıydı? Vardı. Evet. Sever misin? 2-3 tane var yemek çok yaparken. Çok da moda çok severim hem şalvar. Aydın yöresine ait efelerinde giydiği bize tarzı öyle. Bir şey var. Harika teşekkür olmuş. Ederim. Vallahi ne güzel. Efemiz var, kardibimiz evet. Var. Her yerden var. Masaya laf etmeye kalkıyor Özden Hanım. Kendi masasını görmemiş gibi. Hani dün ortada ne var? Gıldırgıcık diyor yöresel bir şeye. Bence gıldırgıcık diyeceğine kendi masasına baksaydı arka mahallemizdeki dönercide bile o koyduğu baharatlık yok. Özden sen dinlenebildin mi? Çok dinlendim, çok iyiyim. Acısını çıkaracağım her şeyin. Hatta Safiye Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Ben de bundan korkuyordum. Dün benim mutfağıma girmek istediniz. Bugün neden girmek istediniz? Ben girmek istedim hemen söyleyeyim. Bismillah da o ben konuya geldim. Bismillah değil, bana da hemen dediniz ki yo, girelim size de yapalım. Çorba servisi yaparken söyledim. Şu an çorbaları getirsin, teklifte bulunacağım. Ben de bekliyorum. Hemen dedim ki isterseniz yardımcı olayım. Hem mutfağınıza görmüş olurum ama... Öyle mi? Aynı şeyi Hüseyin Bey de yapabilirdiniz. Dur bakalım, tabii. Yok, yapacağım. Dur bakalım ne diyecek? Yani mutfağına tabii ki gireceğim ve size ettiğim ısrardan daha fazla edeceğim. Siz kesinlikle lebeniye göstermediniz. Ne mutfağınızı gösterdiniz, ne misafirperverliğinizi, ne konuşmalarınız. Ne yazık ki çok kırıcıydı. Bugün bunları konuşacağız bu masada. Yani o... çok pardon. Siz bana sert geldiniz. Ben de size sert geldim. Üslubunuz doğru değildi. Başlangıcı kesinlikle. Siz sert yaptığınız için ben de aynı onun yoldan devam ettim. Hayır, siz sert geldiniz. Yanlış hatırlıyorsunuz. Tekrarını seyrettiğiniz zaman görürüz. Göreceğiz. Peki bu arada gördüğünüz gibi burada servis ediliyor. Alabilir. O turuncu silikon kepçe. Aynen. Benden aldım. Aynen. Keşke bakır bir kepçe. Kepçeyi pek şey yapamadım. Çorbamızın ismi tam neydi? Çorbamızın ismi lebeniye çorbası. Lebeniye. Bilir misiniz lebeniye? Sıcak. Duymadım ama lebeniye. Şey getireceğim. Yağ yakmış. Evet, şey var, üzerine yok yakılmış değil, normal zeytinyağı ve nane ile karışım soğuk. Ha soğuk? Aynen, bu sıcak diye üzerine soğuk bir zeytinyağı, Allah Allah. Nane gezdireceğim. Öyle mi? Evet. İyi hadi bakalım. Yoğurt soğuk, da yaptınız galiba. Zeytinyağı, nane hiç kimse yoğurtla, gezdirmiş. Yoğurtla evet, normalde tereyağı. Evet, nohutla. Da yakılabilir. Yakılır. Lebeniye çorbasını araştırdım ben. Bravo. Lübnan ve Türk mutfağında var sadece. Lebeniz'den gelebilir evet. İçi benziyor. Köftesiz de oluyor, köfteli de oluyor. Yöre yöre ama değişiyor evet. Yöresel evet Urfa'da. Pardon bu sıcak mı köfteli. Yoksa soğuk mu? Sıcak. Sıcak. Ha, sıcak. Üzerine okay. Gelecek şey tamam. Kendime de koyacağım hemen. Tabii koy koy. Ama kaplar çok güzel ya. Buna bir yer sofrası da olurdu. Evet. Yani tesis büyük müsait değil. Sinirlerde. Ama yer sofrasına da bayılırım. Ben bayılırım. Şunu alacağım. Al. Şurada tabak vardı. Tamam. Hemen sosunu getireceğim. Haydi hemen sosunu. Vallahi şimdi Zuhal Hanım yer sofrasından ayrı. Evet. Ben buraya girerken ilk düşüncem bir Urfa sofrası. İlk ha, böyle şey keşke böyle mangallar olsaydı. Keşke dumanlar yine olsaydı. Bakır. Mangallar? Yani mangal bir kömür kokusu olsaydı. Da. Çünkü Urfa sofrasına geliyorsunuz ya da bir çiğ köfteyle bizi karşılasaydı. Aa. Çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ya da çiğ köfte yapardım ya da çiğ köfte. Ahe 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 diye. Havayla ben de girerdim. Havayla girerdim. Güzel olur. Evet. Sizin gibi değerli misafirlere biraz daha... Öyle mi? Çok evet. Çiğ köfte anında yapılacak bir şey ya. Evet. Anında ben biraz mı? Daha ağır şeyler. Hani hadi bulguru malzemeyi hazırlayalım da yapalım. Sağ olun. Denilebilecek şeyler. Tercih meselesi. Evet çiğ köfteyle bir başlangıç da yapılabilir. Arkasına bir fındık lahmacun da gitti. Ama onun da gene yöresel lezzetleri var zaten. O böyle seçmiş. Bunları değerlendireceğiz. Ama tabii sizin de beklentileriniz farklı yönde olabilir. Menüyü nasıl buldun Safiye? Menü yani baktığın zaman basit aslında. Bakmadığım basit. Zaman? Yani basit bir bakmayalım basit. Bence de. Basit mi? Neyi basit? Bu menü de mi kolay? Artık Safiye ne ya? Ya Allah aşkına. Yani ben çok pardon Zuhal Hanım. Hani 7-24 basit dediğiniz menüyü her saat evinize gelen misafirlere yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?
Hayır, dün bir yani dilim patlıcan bu, yedim. Şimdi bunu uğraştıracak bir tarafı yok. Olarak ne kadar beğensem de. Yapmışsınız. Patlıcan bir vazgeçin ya. Hadi bakalım. Tadına bir bakalım. Eline sağlık Hüseyin. Eline sağlık.